RFID teknolojisi artık hayatımıza girdi. Amazon'un meşhur reklam filminden hatırlarsınız. İlk çıktığında dikkat çekmişti. Mağazaya girip alışveriş yapıyordunuz. Kasaya uğramadan kapıdan çıkıyordunuz. Otomatikman size mesaj geliyordu. Ürünlerin işte bedeli ve banka hesabınızdan otomatik düşüyordu. Daha sonra ona benzer teknolojiler kullanıldı. İşte çantanızı kasada bir yerden geçiriyordunuz. Direkt içindeki ürünler ve işte ücretleri yazıyordu. Arduino'da da bir projede kullandım ben RFID okuyucuyu. Yani temel olarak ne olduğu hakkında fikrim vardı ama bir geçenlerde bakayım neymiş bu dedim. RFID benim zannettiğimden çok daha derin bir teknolojiymiş. RFID ile göçmen kuşların takiplerini bile yapıyorlar. Çok uzun mesafelerden algılama yapan RFID okuyucular var ve ona göre vericiler var ve birçok alanda özellikle takip sistemlerine falan hayatımıza girdi. Bu da yine merak ettim ne olmuş ne bitmiş diye incelediğim videolardan bir tanesi. Kendi merakımı giderirken videoya yolluyorum. Benim gibi merak eden arkadaşlara belki fikir verir diye. Şimdi RFID'de tabii bu basit bir okuyucu. Çok daha profesyonelleri, dediğim gibi çok daha uzun mesafeden okuma yapanları var. Arduino'da kullandığımız basit bir RFID okuyucu. Bir okuyucudan ve etiketlerden oluşan iki parçalı bir sistem. Etiketlerde yine iki tip olabiliyor. Bu önümde görmüş olduğunuz pasif etiketler. Bunların içerisinde herhangi bir güç kaynağı yok. İçerisinde bir bobin var. Bobinle birlikte bir çip var. Sistem nasıl çalışıyor? Aktif şeyler nasıl çalışıyor? Etiketler nasıl çalışıyor? Onlarda iki tip kendi güç kaynağı olanlar var. Devamlı bu güç kaynağını kullananlar var. Ya da işte yarı pasif olanlar var. Yine içerisinde bir güç kaynağı, muhtemelen bir şarjlı pil olabilir, var. Hem bu güç kaynağını kullanıyor ama RFID'den aldığı enerjiyle de kendi içerisindeki güç kaynağını şarj ediyor. Sistem nasıl çalışıyor? Burada RFID yüksek frekansla radyo frekansında işte içerisindeki bobinden bir akım geçiriyor. Gerilim veriyor, bir akım geçiriyor. Yüksek frekanslı burada bir manyetik alan oluşuyor. Bu manyetik alan tabii etrafa yayılıyor, etikete geliyor. Etiket bu manyetik alan içerisine girdiğinde, yine etiketin içerisinde de bu, hatırlarsanız yine merak edip çektiğim bir kablosuz şarj teknolojisi vardı. Onlarda verici ve alıcıda iki tane bobin vardı. Mantık hemen hemen aynı. Bu sefer ters bilgi gönderme var burada. Bunun içerisindeki bobin oluşturduğu radyo frekansındaki manyetik alana etiket girdiğinde bunun içerisinde bobin var. Bobinde gerilim indikleniyor. İndiklenen gerilimin içerisindeki bir tane çip çalışıyor. O çip, yine burada iki türlü bir veri gönderme var. Yine aynı bobini kullanarak kendi içerisinde radyo frekansında bir işte veri protokolü oluşturuyor. Bunu gönderiyor ve buradaki alıcı, okuyucu tekrar bunun içerisindeki veriyi okuyor. Temel çalışma mantığı bu. Ama dediğim gibi teknoloji çok daha derin bir teknoloji. Bu okuyucular işte düşük frekansları var, 125-134 kHz, yüksek frekansları var, 13.56 MHz. Ultra yüksek frekanslı olanları var, 569-60 MHz, 2.46 GHz olanları var. Süper yüksek frekanslı olanları var, işte 5.86, 5.8 GHz gibi yüksek frekanslı olanları var. Yine burada gönderdiği veri olarak işte kilobayt cinsinden işte 8 kilobayt ya da çok daha büyük verileri gönderebiliyor. Okuyucuların dediğim gibi teknolojisi çok farklı. Yüksek frekanslara çıkabiliyor. Birkaç frekansla çalışan okuyucu var. Etiketlerin teknolojisi çok farklı. Pasif, yarı pasif ya da aktifler var. Buna bağlı olarak işte burada Arduino'da kullandığımız en basitinde olduğu gibi dibinden de okuyabiliyor etiketi. Çok uzun mesafelerde de okuyabiliyor. Dediğim gibi göçmen kuşları takip ettikleri RFID'de kullanılan teknolojiler var. Temel çalışma mantığı bu. Bu etiket araştırırken karşıma iki tip çalışma geldi. İki tip. İşte içerisindeki yine bobini kullanarak enerji aldığı, enerjilendiği, yani gerilim indiklenip çipi beslediği bobini kullanarak tekrar veri protokolünden okuyucuya veri gönderebiliyor. Ya da linkinde sordum, sağ olsun dönüş yapan arkadaşlar oldu. Ya da şöyle çalışanlar var. Bunun içerisindeki bobin evet alıyor, enerjileniyor ama bazı yüksek frekansta çalışan RFID okuyucular ve etiketler üzerinde indiklenmiş olan gerilimi, bobinin empedansını değiştirerek aradaki manyetik alanın
ne diyeyim, osilasyonunu bozuyor. Yine bu bir veri paketi şeklinde oluyor. Bozner osilasyonu, mantık alan osilasyonu yine okuyucu veri paketi olarak anlamlandırıyor ve bu şekilde de veriyi okuyabiliyor. Arif Aydın'ın temel çalışma prensibi bu. Merak ettiğim şey bunun içerisindeki yapı. Keşke sıcak tabancam olsaydı, sıcak hava tabancam açmam daha kolay olacaktı ama şimdi çok fazla zarar vermeden bunları açıp içlerinde ne varmış ona bakmaya çalışacağım. En kolayı bu. Bundan başlayayım. Şu üç kapak kalkıyor arkadaşlar. Kaldırmaya çalışıyorum. Şimdi kamerayı zoomlayacağım. Bobin bu. Manyetik alanı algılayıp gerilim indiklenen bobin bu. İçerisinde şurada bir tane devre var. Bobinin uçları şurada. Bu devreye geliyor. Araştırdığım kadarıyla bunun içerisinde bir tane çip var. Şöyle göstereyim. Bunun içerisinde bir tane çip var. Çip enerjileniyor. Enerjilendikten sonra içerisindeki veri paketini yine bu bobini anten olarak kullanıp radyo frekansıyla okuyucuya gönderiyor. Kartın içini açmaya çalışayım. Biraz zor olacak bu. Etiketin nerede olduğunu bilemiyorum. Bu şekilde muhtemelen etikete zarar vereceğim ama öbür türlü de açamadım. Burada bir şeyler var ama ya ben büyük parçalarda kestim ya da hakikaten bunun içerisinde RFID etiket yok, beni kandırdılar. Şunu bir deneyeyim, daha sonra elimde bir tane daha var. Muhtemelen plastiğin içerisinde kalıp olarak eritildiği için ben sökerken parçalanıyor. Sanki o kartı sökerken içerisinde bir tane metal bir şeye denk geldim ama bunda da yok. Olmama olasılığı yok. Artık ikisi şey değildir. Videonun kısmını tekrar çekeceğim ve şu şekilde yapacağım. Sıcak hava tabancası bulduğumda plastiği eriterek gideceğim. Şu anda herhangi bir şey, şurada var bir şey ama dediğim gibi plastiğin içerisinde plastikle birlikte aralarında eritilmiş. Tabii ona ulaşamadım. Ama diğer yuvarlak şu etiketin içerisinde RFID etiketin nasıl olduğunu gördük. Dediğim gibi sıcak hava tabancasıyla plastiği artık erite erite onun içerisindeki etiketleri de bulmaya çalışacağım. Bu kısmı daha sonra short videosu olarak atarım. Bir de videoyu bitirmeden önce bunları biliyorsunuz, OGS'ler. Bu OGS'nin içerisinde ne var? Bunun da RFID mantığıyla çalıştığını düşünüyorum. Artık bunlar yok ama en azından çalışma mantığını görmek için içine bakmak istiyorum. Bir de bunu sökmeye çalışayım. Artık şu şuradan normalde tırnaklı olması lazım. Şurada bir şey var ama artık bu buraya tırnaklı. Şuradan girelim bakalım. Yan keskiyle gireceğim. Yapıştırılmış. Kendime de zarar vermeyeyim en azından. Evet. Açıkçası bunda nasıl bir teknoloji kullanıldı bilmiyorum. Ama az önce bahsettiğimiz RFID teknolojisinde olduğu gibi aktif etiketlerden bahsetmiştim ya, içerisinde kendi enerji
sağlayan, kaynağı olan. Eğer etiket olarak da RFID etikete benziyor, yüksek frekanslı etiketlere. Yapısı bu şekilde. Muhtemelen bu da aktif bir RFID etiket. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şurada da bir kısım var. Ha bu şu. Bu buzzer. Hani geçtiğimizde dıt diye ötüyor ya, bu buzzer kısmı. Ve buzzer'a da şuradaki iki tane yay var. Kameranın önüne getireyim. Şurada iki tane yay var. Bu yaylarla ses sinyalini gönderiyorlar. Benim anladığım bu da aktif RFID etiket. Bu merak ettiğim, araştırdığım ikinci videoydu. Birincisinde kablosuz şarj teknolojilerini araştırmıştım. Vericinin ve alıcının içerisinde ne var diye bakmıştım. Bir yandan da videoyu alıp benim gibi merak edenler varsa diye çekmiştim. Bu da RFID teknolojisindeki işte etiketin içinde ne var diye merak ettim. Bu videoyu çektim. Bana bir fikir verdi. Benim gibi merak edenler varsa belki onlara da fikir vermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.